Ana yemeğimiz çok soğuk. Yediniz mi? Hiç beğenmedim valla. Evet, ana yemekten. Ne çabuk yediniz ya? Niye bu kadar bekledi, soğuk getirecekti madem? Yani... Ayşe Hanım... Ben mutfakta değilim ki. O zaman gelinize söyleyin. Biraz soğuk. Gelini çağır. Dün bana diyordunuz ki geliniz yanınıza gelsin. Duygu. İçecek demişti ama. İstemiş miydiniz bir şey? Evet. Evet. Halen gelecek. Ben içeceği isteyeli bayağı oldu. Bardağım gördüğünüz gibi boş. Siz de istemiş miydiniz bir şey? Sormuştu ama. Yok, ben suyum sorumlu var, istemedim. Sorumlu ama içecekler gelmedi. Bekliyoruz. Ben alabiliyor muyum? Siz bilirsiniz, benim için fark etmez. Ben vereyim mi diyor içecekleri. Kayınvalide sen yani bari ver. İşte ben vereyim mi diyor, o da tam onu soruyordu. İstiyorsanız versin. İçecekle. İçecekleri götürdün mü çay? Nerede? Masa mı sunu? Ben niye görmedim? Yani bence bu ete yazık ki bu eti bu şekilde getirmiş. Aynen. Hiçbir zaman pişmemiş. Et soğuk yenmez. Evet. Köfte soğuk yenmez. Sanki ben şimdi dışarıda tost yaptırıyorum. Soğuk köfteler oluyor ya. Tostun içine koyular. Aynı bu şekilde gelmiş. Ki ben de yani sevmiyorum. Ben sıcak. Ben çayım bile sıcak içerim. Yemeğim bile sıcak olacak. Siz, yani böyle köfteli ben... tostu nerede yapıyorlar ya? Anlayacağım yok ben. En çok tost yaptırıyorum, köfte koyuyorlar. Hamburger mi? Hamburger. Ha, hamburger tamam. Efendim, ben köfte ekmek arası da var. Ekmek arası köfte değil. Aynen. Su içiyorum. İzmir'de, burada İstanbul'da ben yedim. Kadriye Hanım, göze hiç hitap etmiyor. Ben kola içmiyorum. Aynen öyle. Benim validemi gönderiyorlar. Yani elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum yani. Sonuçta bunların da bir hazırlanma süresi var. Yani şu an her şey bence gayet hızlı gidiyor ama... Kayınvalideler dediğim gibi dolup gelmişler. O yüzden... Hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Duygu! Peki hanımlar, bu eksileri göreceksiniz herhalde. Yani servisin ağır gelmesi, yemekleri... Evet. Canım benim yemek Duygu neden soğuk? Yemek fırında. Pilav soğuk, yemek soğuk. Yani kıyma güzel pişmemiş, tadı tuz hiç yok. Ama et pişirilir mi sence? Et sıcak fırın olur değil mi? Hani, yani bu kebapta yani olsa, köfte de olsa... Ona pirzola da olsa, büftek de olsa yemek sıcak yenir. Yani et sıcak olması gerekiyor. Anladın mı? Bulgur da soğuk. Bu bulgur soğuk yenmez ki. Bir de sert. Yani bu bir tık daha biraz suyu evet, alınabilirdi şey yani. Bir lezzeti yok, tuzu yok. Sanki yoğun bir et suyu mu koydun sen? Tablet et falan mı kullandın? Hiçbir şey kullanmadım. Yani ben onu aldım. Ama bu köşeğin, köftenin, köfte mi diyeyim artık, ne diyeyim, kebap mı diyeyim yani. Neye benziyor ben de bilmiyorum. Buz gibi. Bir de sanki böyle şey bastırmışsın. Tepsi kebabı değil mi bu? Bastırılıyor. Ha, bastırıyorsun ama tadı nasıl lezzeti? Zaten soğuk olunca insan tadını alamaz ki Zuhal Hanım. Bu etin tadını sıcak almak gerekiyor. Sıcak ol. Balık nasıl? Balık soğuk yenir mi? Yenmez. Sıcak olunca güzel olur. O fırında diye fark etmedi galiba. Ama ısıtabilirdi bunu. Fark etmedi galiba dedim zaten. Dün benim geç gelince ben herhalde ısıttı getirdi. İki gün önce benim böreklere bahane buldunuz. Yok börekler altı çok kızarmış. Yok yanmış. Yanık değildi, siz yanık dediniz. Peki başka eleştiriler de almak istiyorum. Kim konuşmak ister ana yemekle? Şengül Hanım hazırsınız sanırım, buyurun. Vallahi ben de beğenmedim. Niye? Pilav tıkır tıkır. Yani dişe geliyor. Köfte Kadriye Hanım'ın dediği gibi sert yani. Tadı tuzu hiç yok. Patates bile öyle yani. Soğuk, sıcak olsa belki tadı daha şey olurdu. İşte anneciğim bunlar da yarışma olduğu için eleştiriliyor yani. Dün benim gelinim tamam şey getirmiş olabilir ama hep sıcak getirdi yani. Buyurun Canan Hanım. Suhal Hanım, yemeği bir kere görüntü olarak beğenmedim. Sunum çok güzel değil. Çok kaba duruyor. Bildiğin bir parça eti kesmiş, tabağa koymuş. Pilav desen, bu pilavın kalıpları var güzel bir şekilde sunum olarak koyabilir. Pilav pişmemiş, diri kalmış. Yağsı biraz daha olabilirdi. Köfte çok soğuk. Yani köfte ama hiç sos yok. Ya ben tat olarak da beğenmedim. Sunum olarak da beğenmedim. Yani fırın yemeği dediğiniz sıcak olması gerekir. Ya hele hele et konusunda soğuk et yemek bana göre değil. Gelin Hanım sen burada mısın? Hiç cevap dinliyorum, vermiyorsun. Dinliyorum, cevap vereceğim tabii ki. Yani dediğim gibi fırında olduğu için ben sıcak olduğunu üzerine düşündüm. Üzerine sıcak bir sos pilavı da dökse ısıtmadı. Pilavı da özellikle sardım soğumasın diye. Ama soğuk yavrum benim, soğuk. Bu da soğuk, o da soğuk. Salçalı sos çok azıcık.
üzerinde. Ver sosu ver. Bak hiç. Bana yok. Da hiç yok. Hiç yok yani. Salata? Ama dediğim gibi çok soğuk. Salata da tuzlu. Salata çok tuzlu. Pakize Hanım, yediyseniz siz de maskenizi takın ve lütfen yorum yapın bize ana yemekle ilgili. Eleştiriler çok iç açıcı Ayşe değil. Ayşe Hanım, sen hep tuza takılmıştın. Tuzlu, tuzsuz, tuzlu. Hep seninkiler tuzlu. Ben bakın dedim yemeklerin ya tadına. Pişirirken bakmadınız mı? Özellikle tuzlu gelmedi mi size? Yok, bana tuzlu gelmiyor yemekler şu an. Vallahi demek tuzlu, salata tuzlu demek yani. Demek ki senin o damak tadın yok bence. Tuzlu hiç geldi. Yok. Eline özellikle sağlık. Ben kendime bir şey söylemiyorum. Ama. Tabii ki yoruldu, hani heyecanlı. Özellikle de baktırdım hani anne bak çok tuzlu olmasın. Ama bana tuzlu gelmedi. Peki Pakize Hanım da dinleyelim, buyurun. Pilavının şeyi güzel, yağı. Yağı güzel ama kendisi böyle tıkır tıkır pek pişmemiş. Biraz daha pişmeye gerekmiş. Şu tepsi kebabını da hiç sevmedim. Bu iyi olmamış. Niye? Ben tadını alamadım. Kebap mı, köfte mi, başka ne bileyim, o iyi olmamış. Salata? Salatası da yok, iyi değil. Salatayı da beğenmedim. Yani nesini beğenmiş? Sosu mu az gelmiş? Limonu mu az gelmiş? Neyi az gelmiş? Ayşe Hanım, sen şimdi bu yemekleri hep beğendin mi? Evet, ben tadına bakarak yani. Belge yaptırdım. Hep baktın mı tadına, tuzuna? Hepsinin tadına baktım. Bak, bu aynı hamburger oldu? Köftesi gibi olmuş. Hamburger efendim? Köftesi yapıyorlar ya. Neden o zaman bunları ısıtmadık? Bunu yaparken hani tepsi kebap olduğu için yiyelim yapıyoruz zaten. Buna şimdi gelirken bakmadım ama tad kızım, olarak ben baktım hepsinin tadına. Bu kebap tadı yok yani. Vallahi hiç tadı yok. Bu aynı hamburger yani. Köftesi. Hamburgerin içine koyuyorlar soğuk soğuk. Demek ki. Yemek soğuk. Aynı bu şekil olmuş. Niye hamburgeri soğuk mu koymuyorlar canım? Siz nerede yediyseniz kötü bir yerdeymişsiniz herhalde. Yani hamburger köftesiyle alakası yok bunun. Hamburger köftesi daha kalın. Kadriye Hanım, hamburger köftesi daha kalın olur bir kere. Evet. Alakası yok. İçine konulan şeylerle de alakası yok. Fakat şöyle bir sorun var. Yani şöyle o kadar çok sorun var ki. Yani üzülüyorum da bunları söylerken ama hanımların dediğinin hepsi doğru. Keşke karşı çıksan, biliyorsun. Yanlış yorumlar yaptığı zaman önce ben dikiliyorum hemen. Hayır, alakası yok, o yemek öyle olur, hayır öyle değil diye. Ama maalesef bu durumda elim ayağım bağlı. Yani sen bilmiyorum yani niye böyle oldu. Bu kadar soğuk olması, bunun sosunun ve lezzetinin bu kadar eksik olması, pilavının diri kalması, sunumların, bunun tuzu. Yani o kadar çok yapıldı ki tepsi kebabı bu programda bir de. Yani Zuhal Hanım bir de zamanım da kaldı diyor. Yani kaldı nerede dedi ya. Çatalı falan kendiniz söylediniz. Yoksa yani mesela gerçekten tatsam ama bilmiyorum tatmadım bence, zamanında tatmadın ya da. Yani servis ederken bir kontrol etmedin mi soğukluğunu, sıcaklığını? Yani bir yarışma programındayız, tatlım ve 15 bin TL için 2,5 saat yemek yapacaksınız sadece ve birazcık özen, birazcık dikkat, birazcık daha çaba değil mi? Yani Bu yemeği yani bu şekilde olmamalıydı. Üzgünüm. Yani senin adına da üzgünüm. Yani. Basit olsun ama en güzelini. Tabii ki ben ona takılmıyorum. Hani kolay diyorlar ya, en çok ben kızıyorum o lafa. Kolay olabilir. Olabilir. Benim çok basit bulmuşlar bunları. Ama lezzet arıyoruz. Yani. Lezzet arıyoruz. Ayşe Hanım, hepsine bir bahane buldun, hepsine bir şey buldun, hep konuştun. Şimdi neden konuşmuyorsun? Bugün susuyor Ayşe. Susma, konuş. Bu masa böyle, sen benimkine bahane buluyorsun, ben seninkine bahane buluyorum. Bahane mi buluyorlar? Aslında öyle, güzel öyle yemek. Hayır, sen beğendin mi Ayşe Hanımcığım? Ben tadına bakarak beğendim, benim beğenmediğim tek soğuk getirdi. Demek ki Zuhal Hanım, herkesin damak tadı farklı, onlar soğuk et diyor. Ama hayır, biz, soğuk getirdiği diye söyledim zaten. Onu kabul ediyor, soğuk diyor. Kayınvalideler ana yemeğimi de beğenmediler. Dediğim gibi zaten ne yaparsam yapayım hiçbir şeyi beğenmeyecekler. Ha, şartlanıp gelmişler. Yani ben onları dinliyorum. Hani ondan sonra cevap veriyorum. Direkt hani lafa girmek istemiyorum. Dinledikten sonra cevap veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.